Yani soru cevaplı gitmemizde fayda var. Siz zor soruları sorabilirsiniz. Bekliyoruz. Sorulara kısa kısa cevaplar vermeye çalışacağım. Yani eğer arzu edilirse daha sonra belli aralıklarla ayda bir, iki ayda bir gerekiyorsa da devam ettirebiliriz. Yani ihtiyaç var, faydalı olursa eğer devam ettirebiliriz. Ben önce Deniz Hocam'a teşekkür ederim. Burada organize etti. Böyle bir sohbet ihtiyacı var gördük. Onunla ilgili bir genel hani soru mesleki sorular da sorulabilir, genel sorular da sorulabilir ama daha çok güncelle ilgili konular, sizin en çok sağda solda karşılaştığınız, kafanızı karıştıran konular varsa, çünkü psikolojide ciddi bir devrim yaşandı biliyorsunuz son 20-30 yıldır. Buna bağlı birçok şeyler, teoriler yeniden yazılıyor. Birçok bilgiler yeniden değiştiriliyor, inşa ediliyor. Bu çerçevede geçmişle gelecek arasında köprü kurabilmemiz önemli. Bu da bir sürpriz oldu. Tam dün geldi bu baskıdan. Transgender ideolojinin yıkıcı etkisi diye bir İngiltere tecrübesini yazmış. Bu da tartışılan bir konu. Ben birçok konuda olduğu gibi burada da biraz ezber bozan bir şekilde yaptım. Yani bilimsel kanıtlarla yeni bakış açıları getirdim. Bu konuda muhakkak soruluyordur size. Çünkü paradigma dönüşümü yaşanıyor. Yani eski paradigma farklı, yeni paradigma farklı. Yani yeni paradigma oluştuğu zaman muhakkak bir statükocu bir grup oluyor. Yani eskiyi savunan, yeni tartışma çıkıyor. Yeni bir fikir ortaya atıldığı zaman üç türlü adım olur. Birincisi ilk başta gülerler. Öyle saçma şey mi olur diye. İki, o biraz tutmaya başlayınca ikinci adımda şiddetle karşı çıkarlar. Yerin dibine batırırlar, saldırırlar. Daha sonra genel kabul gördükten sonra da ne var ki bunu zaten biz biliyoruz derler. Yani genelde böyle yeni fikrin gelişmesi böyledir. Eğer o fikir tabii bilimsel temeli oturursa, kökleşirse. Bu nedenle birçok konularda muhakkak, yani biz bilimsel sağlamlıkla hareket ediyoruz, onu söyleyeyim. Üniversiteyiz. Bütün bilgileri akıl süzgecinden ve bilimsel literatürden geçirerek bilimde biliyorsun iki türlü yöntem var. Biri doğrulama yöntemi, eski bilinen yöntem ama Karl Popper'ın 1920'lerde teorize ettiği, geliştirdiği yanlışlama yöntemi de var. Yani bir bilginin doğrulamak yetmiyor. Doğrulamadığından bazı soru işaretleri kalıyor. Onları bir şekilde yanlışlamak da gerekiyor. Yanlışlamak çok zor bir şey. Mesela bu arada bir iğne var desem hemen gösterdiğim zaman kanıtlamış olurum. Yok desem her tarafı aramam lazım. Yanlışlamak zor. Onun için yanlışlama yöntemi ile birçok hakikatler öyle ortaya çıkıyor, yakalanıyor. Psikoloji bu konuda en açık alan. Yani insan bilmediğimiz şeylerden, anlamadığımız şeylerden değil, bildiğimiz, anladığımız şeylerden ilerlemek. Üniversitenin yöntemi odur buradan. Bilip anlayamadığımız konular da var. Böyle durumlarda da işte teorize ediyorsunuz. Ondan sonra o teorizin üzerine bir hipotez geliştiriyorsunuz. O hipotezi test ediyorsunuz ve şeyler gelişiyor çok hızlı. Bugün mesela hastanede multidisipliner toplantı vardı. Yani o kadar ezberimiz bozuldu ki. Yani yani resmen beyin bilgisayar dekoderi geliştirilmiş şu anda. Beyindeki bilgilerle bilgisayardaki bilgiler arasındaki yani kodlamalar değişiyor. Yani hem EEG kullanarak hem de fMRI kullanarak fonksiyonları var. Kişinin hayal kurdurtuyorlar MR cihazı içerisinde. Kurduğu hayali tahmin eden yazılım geliştiriyorlar. Hiç şey yapmadan. Bak, kişiye bir konuda bir hayal kurdur diyorlar. Ama önceden ona bazı konularda kelimelerin beyindeki karşılıklarla ilgili bir eğitim veriliyor. O eğitime göre o kişinin hayallerinin karşılıklarının matematiksel hesabı yapılmış hepsinin. Yani her kelimenin matematiksel hesabı var mesela.
anne kelimesi, kuş kelimesi, böcek kelimesi. Anlamına o geçtiği zaman yazılım bakıyor, kuş söyledi diyor, yazılım söyledi diyor. Oradan boşlukları dolduruyor varsayımla, şu hikaye şudur diye çıkarıyor. Yani ChatGPT kullanıyor. Öyle bir şey. Hatta geçen Norveç'ten bir şeyle konuştum. Telefon konuşması yapmıştım oradaki bir yakınımızla. O dedi ki, eşinin Norveçli bu. Eşimin dedi, kayınvalidesine dedi, yani kendi annesine çok konuş, çok yalnızım diyormuş. ChatGPT hediye etti dedi. Kaynanalar ChatGPT hediye edilebilir yalnızlık çekenlere. Böyle bir espri de oldu. Yani gerçekten günlük hayata çok girmeye başladı. Bu yani hesaplamalı nörobilim, hesaplamalı psikolojiye doğru şu anda evriliyor. Ona doğru gidiyoruz. Böyle bir çerçevede biz muhakkak yeni şeylere açık olabilmek, yeni tecrübelere açık olabilmek, yani yeni sorulara açık olabilmek. Eski problemde, yani eski sorulara eski cevaplar veriliyor hep. Biz kendi alanımızda eski sorulara yeni cevaplar vereceğiz. Eski hastalıklara, eski problemlere, eski çatışmalara yeni cevaplar vereceğiz. Yani psikanalizde nöropsikanaliz olarak ele aldığımız zaman, zaten benim doçentlik sorumdu da o. Hiç unutmam, 90 yılında. Siz doğmamıştınız değil mi 90'da? 90 yılında doçent. 90 yılında doçentlikte, o zaman psikanalizin en revaçta olduğu dönemde benim çalışmalarda işte biyolojiyle ilgili daha çok. Hoca sordu, peki ben yayınlara bakınca, peki psikanaliz ne olacak dedi. Ben de orada bu eğer biyolojik bilimler doğrulanırsa psikanaliz doğrulanmış olacak. Yanlışlanırsa yanlışlanmış olacak dedim. Hacettepe'deydi sınav. Geçtik çok şükür. Yani artık etliye sütlüye dokunmayan en uygun cevap da oydu zaten. Doğru olan da o zaten. Yani onun için ben burada soruları yapalım. Hemen başlayalım hocam. Siz de yaparsanız, tanıyorsunuz herkesi hemen hemen. Hocam bu yaştaki gençlerin esas derdi aşktır yani. Aşk hastalık mı? Biraz aşk falan konuşalım. Hocam ilk aşk haftası yapıyoruz. Ha, aşkı ilip çevirip konuşacağız. Çok ilk soru hastalık. Deniz hocam da. Tabii aşk işte. Buyurun hocam. Kara sevdayım hocam. Kara sevdayı anlatın hocam. Vardır içlerinde mutlaka. Memnun olmayan olmayacaktır hocam. Tamam. Aşk iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bir kere? Evet. Aşkın gözü kördür, kaynanalar olmasaydı. aşk gerçekten edebiyatın konusu olarak biliniyordu hep. Sanatçıların konusu olarak biliniyordu ama 90'lı yıllardan sonra aşk artık bilimin menziline girdi. Aşkın kimyası diye hepiniz duymuşsunuzdur, birçok şey var. Yani aşık olduğu zaman insan, aşık olan kimse ne düşünür, ne yapar? Aşık olan bir kimse, 60 dakikanın 59 dakikası aşık olduğu kişiyi düşünür. Hani Ümit Yaşar'ı var ya, ağaca baktım sen, kuşa baktım sen, saate baktım sen, yağmura, kuşa baktım sen, niye öyle bir şey var? Her yerde onu görür kişi. Yani aşık olan kişinin başka bir şey düşünemez, onu düşündüğü zaman müthiş rahatlar. Zaten aşk kelimesi Arapça, sarmaşık kökünden geliyor. Sarmaşık öyle bir sarılıyor ki yani onunla birlikte ölüyor. Yani aşık olan da öyle bir duygu oluyor. Bu nedenle bu tarz aşk aşk düşünen kimse de şu ortaya çıkıyor. Mesela beyin aşırı dopamin salgılıyor. Dopaminin de şu özelliği var. Dopamin müthiş odaklanma, işte demin ödüğüm gibi odaklanma sağlıyor. Onun için dikkat eksikliğinde dopamin üreten şeyler verilir, ilaçlar verilir, odaklanır. O odaklandığı için dikkat eksikliğinde kişi dikkatini daha uzun verebilir. Mesela bir çocuk oluyor böyle, dikkat eksikliği olan bir 4 yaşında bir kız çocuğunun hikayesi var. Bir örnek vaka. Kız 4 yaşında, ona psikolog veriyor. Yani dikkat eğitimi için suç işlediği zaman 4 dakikalık oturma cezası veriyor kız çocuğuna. 4 dakika oturacaksın diyor. Aslında bu bir nevi dikkat eğitimi oluyor. Aynı zamanda dayanıklık eğitimi, aynı zamanda doyum erteleme becerisi. Yani onu veriliyor yani tedavi. 4 yaşındaysa 4 dakika, 5 olsa fazla olur. Çocuk, kız oturuyor.
anne ben oturuyorum ama içim oturmuyor, ceza oluyor mu diyor mesela. Çocuk yani şey içi motor takmış gibi duramazlar ya yani, öyle çocuklar. O neden oluyor? Beyinlerin ön bölgesindeki dopamin yetmiyor o çocuklarda. Yetmediği için ya yani, ama da bir konu odaklanmak istiyorlar. Beynin diğer bölgelerindeki dopamini öne gönderiyor. Beynin diğer bölgelerindeki dopamin de motor alanlarının dopamini. Bu sefer kıpır kıpır oluyor çocuk. Düz duvara tırmanıyor. Öyle bir madde yani, aşırı odaklamayla ilgili madde. Bu aşırı salgılandığı için sadece onu düşünüyor kişi ve o anda dopaminin ikinci bir özelliği var, sarhoşluk hissi verir. Kişi de müthiş böyle artık sarhoş gibi yani, sadece yani bulutlar üzerinde dolaşıyor gibi. Aşık da böyle oluyor. Yani aşık kimse hiçbir sarhoştan farkı yoktur o anda, aşk anında. Aşk diğer taraftan bu mesela serotonin salgılanması önceden artıyor zannediliyordu. Şimdi serotonin azalıyor. Aşık olandı. Mutluluk hormonu. Haz hormonu artıyor. Serotonin, mutluluk hormonu azalıyor o kişide. Odaklandığı için yani aşık oluyor ama aşık olduğu şeyi kaybetme korkusuyla kaygı ortaya çıkıyor bu sefer. Aşık olduğu şeyi ne bir kaygı ortaya çıkıyor. Diğer taraftan oksitosin çok salgılanıyor. Oksitosinin özelliği de bağlanma hormonu. Mesela oksitosin en çok şeyde salgılanır. Böyle emziren annelerde, yani emziren annelerde çocuğun bağını düşünün, ne kadar sıkı bir bağ vardır orada, bağlanır. Oksitosin, hatta bu Türkiye'de de yani şu anda gayri resmi geliyor, spreyini yaptılar İsviçre'de serotoninin, oksitosinin. Evli çiftlere böyle çift terapilerinde yatmadan önce burnunuza sıkın diye veriyorlar. Bağlanma duygusunu artırıyor ama ideal olan o şey. Onu doğal olarak beyinde salgılattırabilmek kişinin. Yani kendisine beyinde doğal olarak salgılanıyor. Hatta onu erkek maymunlara veriyorlar. Erkek maymunlar eşiyle daha çok ilgileniyor. Tüylü şeylerle daha çok ilgileniyor. Çocuklarına daha çok ilgileniyor. Yani deneylerde. Ondan sonra insanlara kullanmaya başlandı. Yani oksitosin bağlanma hormonu yani anne ile çocuk arasında, hatta şeyde vardır. Mesela bir tavuk düşünün. Çocuk o derece aslana saldırır şeyler için, kendi yavrular için. O kadar yani korkak bir hayvandır tavuk. Ama işte saldırır. Bir kırlangıç yuvada, yavrusu yuvada yanıyordur, yangın çıkmıştır, ateşe dalar. Şimdi o anda beyin oksitosin salgıladığı için çocuğu kendinden çok çocuğunu düşünüyor. Yani biyolojik bir şey var onun, karşılığı var. Yani bütün bu şeylerle beyinde müthiş kimyasal boca ediyor aşk anında. Peki şimdi olsaydı mesela Leyla ile Mecnun ne olurdu? Leyla ile Mecnun diyelim bu zamanda yaşasaydı. Hoca antidopamini basardı. Vallahi. O aşklarını aynen öyle getirirdi. Yani. Bitiyor hakikaten hocam ya. Hocam gerçekten. Gözden ırak olan gönülden ırak olur, biraz bundan mı oluyor? Oksitosin azalıyor mu uzak işte, kaldığında? Biz zaten böyle mesela aynı beyindeki ödül ceza sistemi bozuluyor. Ödül ceza sistemi bozulduğu için bağımlılıkla ne yapıyoruz? Kişiyi izole ediyoruz, hastaneye yatırıyoruz. Hastaneye yatınca mahrum, yoksun bırakıyoruz. Yoksun kaldığı zaman ister istemez bir de beyinde bu kişilerin ödül ceza yolları, yolakları normalde bir şey gibi ise, patika gibi ise, madde bağımlılarında, aşık olanlarda bütün o ödül yetmezliği sendromu deniyor şu anda. O kişilerde beyinle şey arasındaki bağlantı böyle normalde patika gibiyken bu kişilerde otoban gibi oluyor. Şöyle. Hatta bağımlılık tedavisinde manyetik uyarı verirken beyne şey yapıyoruz, provokasyonunu yapıyoruz. Yani o mesela kokaini gösteriyoruz resimleri ya da bağımlı olduğu şey maddesini gösteriyor. Beyin o bölgesini kamçılıyor, uyarıyoruz, provok ediyoruz. O anda manyetik uyarı veriliyor. O manyetik uyarı verince orada voltaja bağlı iyon kanalları var hücrelerde. O iyon kanalları açılıyor, ilaçlar etki etmeye başlıyor. Ve oradaki reseptörlerde böyle upregülasyon dediğimiz ya da downregülasyon dediğimiz şey oluşuyor. Yani down regülasyon, aşağı regülasyon, yani hiç regülasyon yok, gelen geçiyor gibi oluyor. Yahut da up regülasyon oluyor, her şeyi durduruyor, bloke ediyor. Bağımlılıkta up regülasyon oluyor. O manyetik uyarı regülasyonu düzeltiyor
yani beyindeki sinaptik akış normale geliyor. Yani bu nedenle bu sinaptik akış normale gelme, biyolojik boyutunu tedavi ediyorsunuz ama terapilerle devam etmezse o bir şeye yaramıyor tabii ki. Tekrar nüksetme durumu, yani terapilere devam etmesi gerekiyor. Yani bu şey, yani aş durumunda da aynı beyindeki şey bozuluyor. Yani ödül yetmezliği sendromu deniyor şu anda bağımlılığa. Ve tedavisi de aslında kişi isterse, bağımlı olan bir kimse, şimdi bağımlandığı nesne eğer kontrol edebileceği, ulaşabileceği bir nesne ise ulaştığı zaman ne oluyor? Mesela Leyla Mecnun'a ulaştı. Fakat tam ulaştığı zaman bırakıyor, gidiyor birdenbire. Onun için savaş çıkmış. Bak savaş çıkarmışlar, savaş başlatmışlar. Leyla Mecnun'a ulaşıyor, bırakıp gidiyor. Onun için Mecnun demişler zaten. Sonra Leyla'da birisi evlendiriyorlar. O da devamını düşüne düşüne vefat ediyor. Ondan sonra Mecnun da geliyor onun mezarı başında. O da düşüne düşüne vefat ediyor. Orada işte Fuzuli'nin o ünlü şeyinde, hikayesinde ikisi de aslında birbirlerine kavuşmadılar. Ama ikisi de aşklarının mecazi aşk olduğunu anladılar. İlahi aşkı buldular ve şey oldular, öbür dünyada buluştular gibi bitiriyor şeyi orada Leyla ile şeyi Fuzuli. Ama şu anda gelseydi biz hemen Leyla'yı da Mecnun'u da alıp hastaneye yatırırdık. EKT çok ve edebiyat biterdi yani, emin ol. Çünkü öyle olup yatırıp ya ben ne yapmışım diyen vakalar var ya. Hatta bazen böyle şey vardı. Adapazarı'ndan bir hanımcık bir kız geldi. Yeni evliler. Kız şey, tüpçüye aşık olmuş. Yeni evliler, aşırı antidepresan vermişler ona. Antidepresanı aşı alınca, beyinde aşırı dopamin salgılaması olunca ilgi gösterene aşık olmuş. Kocası da soğuk bir adam. Hadi ona ilgi göstermiş, bağlanmış. Evlilik kan çıkacaktı yani. Öyle bir şeydi. Baktık bu hasta, dedik ya bak ilacın yan etkisi bu. Tedavi ettik. Kız ondan sonra dedi ki ya ben ne yapmışım ya dedi. Yani bunu gerçekten böyle vakalar oluyor. Gördük. Onun için o ilaçta antidepresanlar bile rastgele kullanılmaz. Yani ciddi şekilde beyni şey yapıyor, beyin kimyasını. Hele bipolar varsa, yani duygu durum bozukluğu, eşik altı duygu durumlar var bazen. Şey sanıyorsun, normal insan sanıyorsunuz ama bir günde dört mevsimdir. Hatta borderline kişilikler vardır böyle, sınır kişilikler. Onlar da kolay aşık olur. Aşık olur, Allah belanı versin, senden nefret ediyorum der. Arkasından söylediği cümle şudur: ama beni bırakma. Düşün, hem nefret ediyorum de hem beni bırakma der. Yani borderline kişiliklerin özellikleri, onlar da kolay aşık olur, kolay bırakırlar. Yani böyle kişilik yapısıyla da çok yakından ilgili şey. Ses geliyor. Yani bu nedenle aşkın subjektif bir şeydir aşk, bu nedenle. Yani kişiye göre değişir. Aşkın nesnesi önemli. Yani aşık olduğumuz kişi eğer bizim için doğru nesnesi olan bir kişi ise ömür boyu aşık oluyor. Peki aşık oluyorlar, evleniyorlar, 6 ay sonra boşanıyorlar. Ne diyorsunuz? Değil mi? Çok var öyle örnek. Ya da bazıları evlenmiyor, niye evlenmiyorsun deyince aşık olmadım ki diyor. Hani aşk, burada benim işte farklı açıdan ele aldığım bir konu. Aşkta da aşk, iyi iş, evlilikte sebep midir, sonuç mudur? Genellikle şu andaki şehir efsanesi bilgi sebeptir. Aşık oluyorsan evlenirsin. Halbuki aşk, aşk artı, yani daha doğrusu sevgi artı iyi işbirliği eşittir aşk oluşuyor. İyi işbirliği kuramıyorsa kişiler, böyle durumlarda aşk varsa da buharlaşıyor. Aşık oluyorlar, iyi işbirliği kuramıyor, buharlaşıyor. Onun için iyi işbirliği kurabilmek burada aslında sihirli kavram. Aşk iyi işbirliğiyle birleşirse ömür boyu aşka dönüşebilir. İyi işbirliği de şey de, yani yakın ilişkileri, yaşantılarda yani çok kimse iyi işbirliği kuramıyor. İyi işbirliği kuramamasının sebebi de şey, yani en çok gördüğümüz şu anda narsistik kişilikler. Yani taraflardan birisi narsist olursa ya iki taraf da narsist olursa
çatışma çıkıyor. Benim dediğim, senin dediğim, benim param, senin paran, benim annem, senin annen. Ve böyle bir sadakat de bu olmuyor tabii. Yani böyle ilişkilerde. Bunun için halbuki ilişkilerde sadakat yükümlülüğü vardır evlilikte. Sen sadakate önem vermiyorsan evlenmeyeceksin. Sadakat yükümlülüğü yani onun için yani evliliğin temel şeylerinden birisidir. Bu konuda en sabıkalılar da erkekler. Sadakat yükümlülüğü konusunda maalesef. Yani evleniyorlar, tapusunu aldıktan sonra evliliği tapu gibi görüyorlar. Tapusunu aldım deyince ondan sonra, hatta geçen bir şey olmuş, İzmir'deydi bir gazetede okudum. Bir gün sonra nikahları var, bir gün önce adam bütün şeyi, bütün eski sevgililer toplanmış, bekarla veda partisi yapıyor. Yani buna bu tipik uzamış ergenlik yani. Ergenliği bitirememiş daha. Ondan sonra bunu kız görünce, o bu şimdiden böyle yaparsa bu sadakat yoktur diye yüzü atıyor. Haber olmuştu. Yani bu şeyle sadakat yükümlülüğü onun için evlilikte çok şey, önemli. Yani aşkla ilgili başka sorular varsa sorun isterseniz. Ben hani bir giriş yaptım. Deniz Hocam buradan sıkıştırdı. Soru var hocam. Arkada soru var. Tamam. Ev kaldıran bir arkadaş var ama. Hocam merhaba öncelikle. Ben şeyi çok merak ediyorum. Aşk ve bağlanma stilleriyle alakası var mı? Bunu çok merak ediyorum. Tabii. Atıyorum annesinden gördüğü güvenli bağlanma veya kaygılı bağlanmayla ona göre partner buluyor mu? Bunu tabii çok merak ediyorum. Ya bir partner buluyor mu deyince bir defa şey oldu. Ben gece 1:30'daydı. Bahariye Caddesi'nde şey ofis vardı o zaman işte. Gata'dayken ben işte 90'lı yıllarda. Gece 1:30'dan çıktım orada. Yanımdaki yardımcı İlhan vardı onunla. Baktım adamın birisi kızı dövüyor. Bahariye Caddesi'nde. O gece 1:30'da bile orada kalabalık insanlar var. Yani Bahariye Caddesi bilirsiniz. Yani yaya yapılmıştı o zaman. Ben gittim yanlarına. Ya ben psikiyatristim, bak yardım edeyim size. Niye dövüyorsun falan dedim. Kız kafasını kaldırdı şöyle. Beyefendi siz karışmayın dedi bana. Dayak yiyen kız. Ya az daha ben yiyecektim dayak. Şimdi bak arada yani şimdi birisi antisosyal, diğeri bağımlı tip. Bak antisosyalle bağımlı ikisi de birbirine muhtaç. Hem birbirini yiyorlar hem de ayrılamıyorlar. Böyle. Borderline'la da antisosyaller ayrılamazlar. Bu yani bazı öyle borderline kişilikte olanlar ya da bağımlı kişilikte olanlar geliyor. Yani C kümesi kişilikler biliyorsun, bağımlı kümesi kişiler. Onlar geliyor, bağımlılık ihtiyaçları çok fazla. Yani şey o karşı tarafı ezdiği halde, işkence ettiği halde, sadomazoistik bir adam o da mesela. Hem eziyet ediyor, kendini eziyet de ettiriyor bazıları. Böyle. Şimdi bu öyle olduğu halde bırakmıyor. Bütün yakınlar diyor ya, bırak yapamıyorsan diyor, bırakmıyor. Ama böyle bir ilişki gidiyor. Birçok cinayetler var ya, bunların çoğu bu gibi ilişkilerde. Yani en sonunda ben gidiyorum diyor kadın. Bu sefer de öldürüyor adam onu. Yani bu tarzda ilişkiler var. Yani onun için bu bağlanma insanın temel ihtiyaçlarından birisidir. Ama patolojik bağlanma, mesela güvenli bağlanma ideal olanı. Ama güvenli bağlanma yoksa yani kaygılı bağlanma oluyor. Mesela büyük ihtimal Leyla'ya Mecnun'daki kaygılı bağlanmaydı. Tam yanına gidince onu kaybetme korkusundan yahut da onunla ilgili bazı hayalindeki Leyla'yı bulamayacağı korkusundan hemen bırakıyor kaygılı bağlanmayı, terk ediyor. Kaygılı bağlanmada tam bir araya geldikleri zaman bağlanma nesnesini terk ederler. Kaygılı bağlanma ya da dezorganize bağlanma oluyor. O dezorganize bağlanmada da bir günü tutmaz yani. Devamlı yani genellikle şizotipal kişilikler vardır böyle yani. Şizofreni form özellikler dezorganizedir yani. Ne zaman ne yapacağını kestiremezsiniz. Bağlanma, kaçıngan bağlanmalar vardır, kaygılı bağlanmalar vardır. Hepsinin şeyi farklı oluyor. Fakat esas olan bir bilgisayar programı yazılmış. Hangi kişi hangi kişiyle uyar diye. Ve bunu geçmiş yıllardaydı bu. Yayını şimdi referansını tam hatırlamıyorum. Hangi kişi ne yapıldıysa da birçok kişilikleri bir araya getirmeyi başarıyorlar. Takip ediyorlar. Boşanma oranı aynı. Bunun üzerine kişilik yapısından daha önemlisi iki tarafın bu ilişkilerde kognitif fleksibiliteler önemli. Yani zihinsel esneklikler önemli.
zihinsel esnekliği olan kişiler iki tarafta da problem çıktığı zaman yeni ilişki biçimi oluşturabiliyorlar. Bak hepimizin çocukluk döneminde büyüdüğü, yetiştiği bir yaşam alanı vardır. Orada hayat senaryolarımız var. Hayat senaryolarımızda ne var? Annem, babamız, kardeşlerimiz ve onlar birer aktör olarak var senaryolarımızda. Şimdi evlendikten sonra yahut da partner olduktan sonra bir insanın orada hayat senaryolarını artık anne, baba, erkek, abi, kardeş gibi senaryolar var. Hayatına yeni bir kişi geldi. Eğer kişide düşünce katılığı varsa ne yapıyor? Kafasındaki o hayat senaryolarına göre onu bir yere oturtuyor. Abim böyle bir insandı, sen de babam böyle bir insandı, sen de öyle davran diyor. Bu sefer o da onun da kendi hayat senaryoları var, onunla gelmiş. O halde akıllı kimse ne yapar böyle? Hayat senaryolarını yeni aktörlere göre yeniden yazar. Evlenen kişiler. Yani annesinden, babasından, çocukluğundan getirdiği hayat senaryolarını yeniden yazması gerekiyor. Yani tamamen değişmesi değil bak. Reformu etmeyecek, renove edecek. Yani temel kişiliğini koruyacak ama yeni duruma göre yeni çözümler üretecek. Hayat senaryolarını böyle yazarsa kişi, yeni durumda da rolünü de ona göre, kendi aktörlüğünü ona göre oynar. Bunu yapabilirse çok rahat yürüyebiliyor. Bu nedenle yani ilişkilerde böyle yakın ve sıcak ilişki olup da altın orta nokta kuralı diyoruz. Bak bir adım bir taraf atıyor, diğer adım bir taraf atıyor. Ortada bulaşılıyor altın orta noktada. Altın orta nokta yoksa eğer ne olur böyle durumlarda? Kişiler ben buradayım, gel ben ne dersem olur, bana uy diyor. Bu narsistik kişilik özelliklerinde. Yani kişi ben değişmem, sen değiş diyor. Karşı taraf paspas gibi oluyor. Hayır dediği zaman da çatışma çıkıyor. Bu nedenle muhakkak iki tarafta değişebilme kapasitesi varsa kişilikleriniz uyuyor, uymuyor hiç önemli değil. Biz yani çift terapilerinde bir ilişki durum ölçekleri yapıyoruz. Gottman ölçekleri var. Onu da biraz modifiye ettik kendi ihtiyacımıza göre. Orada mesela araştırdığımız üç alan var. Zihin okuma var mı ilişkide? Mesela bir taraf bakıyor, karşı tarafın düşünmediği, inanmadığı, yapmadığı, düşünmediği bir şeyi düşünüyor zannediyor. Zihin okuma yapıyor. Niyet okuma. Niyet okuma yapıyor, inanıyor. Ondan sonra ona göre tepki veriyor. Bu sefer karşı tarafın öyle bir şey olmadığı halde işte zihin okuma var mı onu puanlıyoruz. Beklenti düzeyi nasıl? Birbirleriyle ilgili gerçekçi olmayan beklentiler oluyor karşı taraftan. Ya da kendiliğinden. O da çatışma alanı oluyor. Bunun gibi böyle şey yaptığımız alanlar var. Mesela yakınlıktan kaçınma oluyor. Vardı. Yakınlıktan kaçınma var mı yok mu? Bir sevgi varsa, iyi niyet varsa yürümeyecek evlilik ilişki yok söyleyeyim. Bak iyi niyet ve sevgi burada temel ihtiyaçlar. Yani iyi niyet ve sevgi. Ama yani bir tarafın mesela evliliği bitirmek istiyor. Niyeti iyi değil. O zaman anlaşılıyor. Burada yani evlilik, ilişki bitecekse %80 sen sorumlusun, %20 sen sorumlusun diye sorumluluklarını yapıyoruz. Birçok kişi böyle öz eleştiri yapabilir hale geliyor. Bu nedenle yani ilişkilerde, yakın ilişkilerde ilişkileri en çok bitiren şey empati yoksunluğu. Bütün kötü davranışları bir odaya doldursanız kapısını empati yoksunluğu açıyor. Empati yoksunluğu yani. Hatta o Baron biliyorsunuz, empati ölçeğini geliştiren en önemli şeyden birisi. Onun bir kitabı var. Bütün kitabında kötülük kitabı. Kötülük neden var kitabı. Baştan sona empatiyi anlatmış. Okuyan vardır yani Baron'un o kitabında. Baştan sona empati yoksunluğunu, bütün kötülüğü, neden kötülük var araştırmanda hep empatiyi araştırmış. Empati aslında kötülüklerden ana şeyidir ama fakat temel sadece ona bağlanmak da doğru değil. Yani kötülük neden var sorusu felsefenin sorusu değil. Aynı zamanda şu anda New York Üniversitesi'nin Adli Bilimler Bölümü Depravity Scale diye, yani böyle ahlak aykırılık ölçeği diye bir ölçek geliştirdi. Biz onu Türkçe'ye yaptık. Sevil Hoca da çalıştı hatta. O Türkçe çevirdik. Türkçe'de geçerlik güvenini yapmak istedik. Fakat yazıştık onunla izin almak için. Bu ölçek kültürel ölçektir dedi.
Onun için siz kendiniz yapmanız lazım. Bizimkini geçerek güvenli olmaz dedi. İşte ondan sonra bütün öylece oldu kaldı. Ondan sonra yapamadık bir daha. Eğer o ölçeğe geçerlik güvenlik yapmak isteyen varsa materyallerin yarısı duruyor. Yani onu bir fırsat bulup şey yapamadık yani. Yani neden insan kötü oluyor? Neden kana susamış? Neden acımasız? Neden kötülük yapıyor? Yani yılan nasıl zehirlemekten zevk alır? Bazı insanlar öyle. Neden var böyle insanlar? Onlara karşı nasıl davranır? Zor kişiliklere nasıl davranılır? O başlı başına bir konu. İyilikte sebatkar olmak nasıl olur hocam? Tabii. İyilikte sebatkar kalabilmek. Bizim pozitif psikolojinin en önemli kavramlarından bir tanesi evet. Sebatkarlık. Yani, tabii. Bunun mukabil, yani buna karşılık. Mesela o sebatkarlıkla ilgili şey şöyle, mesela pozitif psikolojideki 1960'lı yıllarda çalışmış çalışma var. Yani, duygusal zeka çalışması. Anaokuluna çocuklara okula kutularla lokum götürüyorlar. Çocuklara isteyen 15 dakika beklerse istediği kadar lokum alacak diyorlar. Ama hemen isteyen bir kimse hemen yiyeceğim diyorsa bir tane vereceğiz sadece diyorlar. Bir grup öğrenci aşağı yukarı yarısı hemen istiyor. Bir tane alıyor. Ama bir grup ne yapıp odada dolaşıyor 15 dakika bekliyor. Ondan sonra istediği kadar lokum alıyor çocuk. Sonra bu iki grubu ayırıyorlar. 20 sene takip ediyor bak. 20 sene. 20 sene sonra o doyum erteleme becerisi olan çocuklar ki bunlar anaokulu daha doğru düz eğitim almamışlar. Takip ediyorlar. Duygusal zekalar %20 daha yüksek çıkıyor. Ve o çocuklar böyle karşı cinsel ilişkilerde daha başarılılar. Ve hayat akademik başarının dışında hayat başarılarında da iyiler. İnsan ilişkilerinde daha başarılılar. Onun üzerine yani bu duyguların yönetilmesi, öğretilmesi gerekir diye şey yapılıyor. Yani burada yani bir insandan istenmedikçe kendisi duyguların doyumu erteleme yapamıyor. İsteklerini ertelemeyi başaramıyor. Bu nedenle bunu eğitim ve öğretmek gerekiyor. Bu aslında buna karşı yapılan bir çalışma var. 1970'lerde açık sınıf politikaları vardı Amerika'da. Açık sınıf politikalarında şöyle, herkes açık şeye giriyor, sınıfa giriyor. Öğretmen, öğrenci istediği zaman girip çıkabilir. Ayağını sınıfta uzatabilir. Sakız çiğneyebilir. Hocanın kafasına sakız atabilir. Burada öğrencilere hayır denmeyecek, lise seviyesinde. Hayır denmeyecek, teşekkür bile ettirmeyeceksiniz öğrencilere. Bu özgürlük, Piaget'in teorisini test etmek için yapılıyor. Beklemeyeceksiniz, açık sınıflar oluşturuluyor. Açık sınıflardaki öğrenciler daha sonra çocukların çok hoşuna gidiyor, istediği gibi şey. Fakat bu sefer çocuk hayatın kurallarını öğrenemiyor. O okullara öğretmen bulamıyorlar bu sefer. Öğretmenler çünkü saçına atıyor, öğretmeni hakaret ediyor. Öğretmen yani böyle bir okula gitmek şeydir diye. Ondan sonra çok sınırlı kaldı ama gene tek tük varmış şeyde bu gibi. Ondan sonra şimdi Kaliforniya'da bu okullara karşıt olarak öğrencilere rastgele iyilik projeleri yaptırıyorlar. Rastgele iyilik yani sosyal sorumluluk alanına gönderiliyor. İşte 6 hafta, 8 hafta gidip orada yaşlılara hizmet, community servis hizmeti gidip yani bir yerde sosyal hizmette çalışıp 2 ay sonra bunu raporla deyip kredi veriyorlar sosyal hizmetlerle. Ben bunu Türkiye'de kaç defa söyledim ama bir yani yapılamadı hiç yani eğitim sisteminde, ortaokulda falan. Bazı özel okullar yapıyor ama. Ama ceza olarak yapıyor çocuk. Çocuk suç işlediği zaman git şeyde şu bakım evinde bir hafta kal gel diyorlar çocuklara, bunu yapıyorlar. Yani bu tarzı ceza olarak olmaz aslında. Bunu ödül olarak yapılması lazım. İşte bizim kafamız öyle çalışıyor. Neyse yani onun için yani bu doyum erteleme becerisi yani pozitif psikolojide öğretilmesi gerekiyor. Doyum erteleme bir de dayanıklılık eğitimi öğretiliyor. Yani dayanıklılık eğitimi de kişinin yani insan eğer kendisinden beklenmedikçe bir insan aceleci ve sabırsız oluyor. Bir insan kendisinden beklemedikçe hemen şimdi olsun diyor. Yani bütün insanda evrensel bir duygu. Bu duygu en çok da çocukta var. Biliyorsun bir çocuğu düşünün, okul öncesi bir çocuğu düşünün, hemen ve şimdi der. Annesini şey yapar, silkeler. Annesi de aman sussun diye verir, ağlar verir.
annesi çocuk. Ve böyle bir çocuk da bu sefer ağlayarak istemeyi öğrenir. Halbuki anne çocuk istediği zaman tamam çocuğun şu ödevini bitir, sana istediğini vereceğim diyecek ama anne de sözünü tutacak. Böyle yaptığı zaman çocuk 15 dakika dersini yapar, bitirir, ondan sonra da alır ve ne olur? Sebatlılık eğitimi olur, dayanıklılık eğitimi olur. Ya bu insanı geliştiriyor bu ya. Frontal lobu force ediyor. Frontal lobda şey oluşuyor, network oluşuyor. Tabii işte irade dediğimiz şey aslında karar mekanizmamız. Yani eski psikiyatri kitaplarında iradeye bulanık kavram deniyordu. Çünkü ne oldu anlaşılmıyordu. Şu anda psikolojide en çok araştırılan konu insan nasıl karar veriyoruz konusu. Bak, nasıl karar veriyoruz? Yani şimdi insanın beyninin tepkisi farklı karar verirken. O nörofizyolojide şey var, do-anto paradigması var. Yani yap-yapma paradigması. Kişinin başına elektrot bağlıyorlar. Ondan sonra ona bir task veriyorlar. Orada eğer evet diyorsanız beyaz düğmeye bas, hayır diyorsanız kırmızı düğmeye bas deniyor orada. Yap yapma paradigması. Şimdi orada ölçüyorlar. Daha sonra beyinde evet dediği zaman kaç milisaniye sonra beyin dalga cevap veriyor. Hayır dediği zaman kaç milisaniye sonra evet cevabını verdiği zaman pozitif cevap verdiği zaman 300 milisaniye sonra P300 dalgası çıkıyor. P300. Hayır cevabı verdiği zaman, tehdit, negatif cevap verdiği zaman o şeye, tehdit olarak gördüğü zaman N50 dalgası çıkıyor. Negatif 50 dalgası. Aşağı doğru dalga veriyor. Bu aslında beyin negatif şeylere 6 misli daha duyarlı. Beyin bak. Negatif, kötü bir haber. Şurada bir bomba patlasa herkes işini bırakır, onunla ilgilenir. Çünkü beynimiz yaşam kalım için şeye göre programlanmış. Yani ilk böyle ayakta kalmaya göre programlanmış. Öyle bir özelliği var. Pozitif için frontal lob devreye giriyor pozitifte. Onun için 300 milisaniye geçiyor. 300 milisaniye demek 3 saniye. İlk bir zaman sonra evet cevabını veriyorsun. Yani insan beyninde. Ama mesela dikkat eksikliği hiperaktif olan kişiler o do-ando paradigmasını yapamıyorlar. 3 milisaniyeyi bekleyemiyorlar. Hemen. Şey 300 milisaniye. Her şeyi evet evet basıyorlar. Bunlar aklına ilk gelene yapıyorlar. Son duyduğunu, aklına ilk geleni ve son duyduğunu yapıyorlar. Böyle aceleci sabırsızlık. Onun için aceleci sabırsızlık duygularını yönetebilmek olgunlaşmanın, yani psikolojik sağlamlığın ilk şeyi, ilk özelliği. Psikolojik sağlamlık, yani psychological resilience diye geçiyor yani çok şeyde de yerdir. Yani resilience'ı sağlamlık diye Türkçe'de söylüyoruz ama aslında İngilizce'de dirençlilik, elastikiyet demek, esneklik, resilience. Yani onu ben hatta böyle daha bir kolay anlaşılsın diye şey var, psikolojiyi biraz topluma sevdirmek için ya da bu toplumu bu konuda şey yapmak için böyle bazı işte örneklemelerle anlatıyorum. Yani bir söz vardır ya, Sokrates gibi düşün, babaanneni anlatır gibi anlat diye. Onun için böyle şey de bu üç örnek böyle mesela bir sünger tipi insan var, bir teflon tipi insan var, bir de kavuçuk tipi insan var. Şimdi sünger tipi insan bütün devamlı yakınmacıdır. Bütün yükü üzerine alır. Hep ağlar, dertlidir, yakınmacıdır, negatif enerjisi şey yapar. Çöker kalırlar. Yani depresyondaki kişiler, hemen depresi olan kişilerdir, anksiyeteli kişiler. Bir de teflon tip insanlar var. Onlar hani teflon tavalar kendileri yanmaz ama temas edene yakar. Bu kişiler de böyle ben merkezci kişiler, sadece kendi çıkarını düşünen kişiler. Her olayı kendine göre çözüyor. Kendileri hiç rahatsız olmuyorlar ama çevresindekileri yakıyorlar. Ama bu kişiler bir müddet sonra yalnız kalıyorlar. Yalnız kaldıkları için de eğer güç ellerindeyse etrafında sahte bir arkadaş, dost çevresi oluşuyor. Gücü de gittiyse yapayalnız kalıyorlar. Çoğu da intihar ediyor. Yani öyle özellikleri var. Üçüncü tip kişiler kavuçuk tip kişiler. Kavuçuk özellik nedir? Elastik olur, tekrar eski haline gelir. Yani biz eğer kişilik olarak o kognitif fleksibilite dediğimiz yani zihinsel esneklik, bunun karşıtı da düşünce katılığıdır. Düşünce katılığının halk arasındaki adı inatçılık. Yani onun için yani inatçı kişiyle yaşamak gerçekten en zordur yani inatçı. Düşünce esnekliği olan kişi bir şey öğrenir,
esner geçer, tekrar mı eski haline gelir olaydan sonra. Bir şeyler öğrenir. Her seferinde hani bazı yeni bir tip süngerler var, hafızalı süngerler. Esner, tekrar eski haline gelir. Bu yataklar vardı, hafızalı yatak. Onun gibi yani bir şeyler öğrenerek eski haline gelir. Onun için insan ilişkilerinde böyle olmak gerekiyor. Yani ilişkilerde bu yani esnek olup tekrar eski haline gelebilen hep psikolojik sağlamlık olarak geçiyor. Ya dayanıklılık eğitimi ya da buna bir Türkçe'de yılmazlık olarak da çevrilebiliyor. Yani psikolojik yılmazlık, yani kişi yılmıyor, tekrar eski haline geliyor. O yılmazlık kelimesi resilience karşılığına daha çok doğuyor aslında. Onlar diyebiliriz. Yani bunlar hepsi şey. Yani şimdi bak, patolojiyle uğraşmak ayrı ama temel bilim bunlar. Yani pozitif psikoloji temel bilim aslında. Koruyucu ruh sağlığı. Psikiyatrik kısım patolojiyle, klinik psikoloji ve psikiyatri neyle ilgileniyor? Patolojiyi düzeltmeyle ilgileniyor. Ama bunun bir adım öncesi önleyici hekimlik var. Önleyicide ne oluyor? Risk gruplarını belirliyorsun, erken tanıyla önlüyorsun. Ama ondan daha önemlisi koruyucu sağlık. Yani sağlıklı insanların hasta olmamasına çalışmak. Bununla ilgili hatta Dibekey var, Özal'ın şeyi, doktor, kalp ameliyatını yapan Amerika'da. O zaman bypass falan az yapılıyordu dünyada, 80'li yıllarda. O yapmıştı. Yani onun bir kitabı, 90'lı yaşlarda bir kitap yazıyor. Ve şu ana kadar 1500 kişi kalp ameliyatı yaptım, onun sağlığına kavuşturdum diyor. Şimdiki aklım olsa 1,5 milyon satmış Amerika'da o kitap. Demiş, o bu kitabı 35 yaşlarında yazardım. 1,5 milyon kişinin kalp hastası olmamasını sağlardım diyor. Düşün. Yani onun için yani insanların ruh sağlığının bozulmamasını sağlamak daha önemli bir hizmet. Yani burada pozitif psikoloji, bizim pozitif psikolojiyle ilgili çalışmamızı en çok şeyler, rehber öğretmenler şey yaptı. Yani ilk ben okullara gittiğim zaman konferansa rehber öğretmenden birisi şey dedi. Hocam bunu diyorsun ama teorik temeli var mı bunun, demişti bana hiç. Ama şu anda hepsi sahip çıktı. Rehber öğretmenler, yani şeyler okullarda tabii çok daha kıymetini biliyorlar onlar. Ama yani bütün yani psikoloji profesyonel olan, o konuda pratiği olan kişi bunun temel bilim olarak öğrenmesi yani çok gerekli. Çünkü hasta olmamasına çalışmak en büyük şey hizmet, yani mesleki hizmettir. Bunu da yaptığın zaman, bunu yaparken hatta hiç unutmam. Benim böyle vefat etti şimdi, 92 yaşında vefat etti. Abi dediğim birisi arkamdan söylemiş, ya Nevzat öyle kitaplar yazıyor ki kendisine gelen hastalar azalacak demiş. Düşün. Yani hasta olmasın diye kitaplar yazıyorum ama tam tersi oldu. Ben bunu şey için yazıyordum, hani topluma hizmet, insanlara fayda olsun. Hiç hastalık şudur budur diye her yerde var, internette her yerde buluyorsun. Ama ben insanlar hasta olmasın diye farkında olmadan insanlarda o şey oluşmuş, güven oluşturmuş. Yani bu adam karşılığı olmadan böyle bir şey yapıyor diye. Onun için size de tavsiye ederim onu. Çünkü bu yani çevrenize böyle ruh sağlığını destekleyici bir şeyler yaptıkça onlar da farkında olmadan bir insanın ruhuna dokunuyorsunuz, kalbine dokunuyorsunuz. Onun hayatında bir şeyi, mesela o programlarda ben hiç unutmam. Yani çocuğuma daha iyi davranıyorum, daha iyi yetiştiriyorum. Eşimle aram düzeldi. Yani böyle söyledikçe bunlar şey, yani hem mesleki doyum olarak insana olumlu bir geri bildirim, hem de başkalarına faydalı olmanın verdiği bir şey oluyor. Yani farkında olmadan insana bir kendisine de geri dönüyor. Ama ilk başta onu, yani bunun bana ne faydası olacak diye düşünebilirsiniz. Onun için bu şey gibi, hani at denize balık bilmez sakarlık bilir diye denir ya, onun gibi. Yani onun için bu tarzdaki pozitif psikoloji bu amaçla da çok rahat şey yapabilirsiniz. Yani temel bilgilerini bilmenizde fayda var diyebiliriz. Evet. Hocam isterseniz tatları damakta bırakalım. Bir son soru alalım. Burada biz... Ama bundan sonra son soru olarak alsın, çok havasız ortam, tabii. falan da var. Çünkü çok şey olur, yapmayalım. Olur, saat bir saat. Ama söz vereceksiniz. Tabii olur. Her ay bundan sonra yapacağız. Yaparız ya. Tamam. İstiyorlarsa. Bir öğrencimiz orada tabii. İlk el kaldırdı ama. Evet. Tamam. Uluslararası ilişkiler öğrencisi. Öyle mi? Evet. Hocam ben şey diyecektim. Şimdi son zamanlarda
dışında öğretmenler, özel öğretmenler tutuluyor ama son zamanlarda bu ilkokula kadar indi. Özellikle işte hiperaktif ve bozuklu olan öğrenciler, bununla birlikte dikkat dağınıklığı olan öğrencilere psikiyatristlerin de önerisiyle gençler, üniversite ablalarıyla birlikte işte eğitim düzenleniyor. Ben de 3 tane öğrenciye bu şekilde okuma yazma eğitimi veriyorum ve burada şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Genel olarak çocuklar algılamada sıkıntısı olan çocuk da oluyor. Ama yani bunlar şeyli mi, özel eğitim gerektiren çocuklar mı? Evet ama şöyle mesela kimisi tanık olmuyor dikkat dağınıklığı olan. Aslında çocuk çok güzel dinliyor, çok güzel kavruyor. Ama mesela bir harfi öğrenirken ona normalde 2-3 defa anlattığımızda bir çocuk onu kavrarken dikkat dağınıklığı olan tespit edilen çocuklarda bu 5-6 kez, bazen 10 kez tekrara dayanıyor oluyor. Ve böyle bir durumda yani onlara daha sağlıklı eğitim verilmek için neler yapılabilir? Şimdi o şeylerde bu 2003'te Türkiye'deki ilk mesela bilim fikir festivalini yapmıştık. O bilim fikir o zaman araştırdık Türkiye'de, dünyada da bilimle festival bir arada oluyor mu diye. Türkiye'de hiç yoktu. Bir dünyada da Utah'ta, Amerika'da rastladık, bir üniversitede bilim festivali yapılıyor. Yani düşün, eğlenceyle bilimi bir araya getirmek fikri bana nereden geldi? Nörobilimde beynin en iyi öğrenme modeli eğlenceli ve disiplinli olduğu zaman en iyi öğreniyor beyin bir konuda. Şimdi bu çocuklarda da dikkat sorunu olan çocuklar sevdikleri konularda beyindeki o dopamin ve diğer bölgeler beyine dopamin kolay gönderiyor. Sevdikleri için rahat odaklanıyor. Yani aşkta nasıl dopamin beyin boca ediyorsa kana, çocuk sevdiği konuda da bilgisayarda saatlerce oturabiliyor mesela, dikkat eksikliği olan çocuk. Bu konuda şöyle bir şey diyeyim. Mesela öğrenci var bir tanesi. Türk bayrağını çok seviyor. Vatan severliği falan. Ben onların hepsini ilgi almana göre stickerler düzenledim. Mesela dersi sticker vereceğimi söylediğim zaman o da evreni bitiriyor. Ama annesine zorluk çıkaramıyor. Onun için sevdirerek yaptığınız an, ama bunu yaparken şeyin, çocuğun dersi sevmesi gerekiyor şey. Dersi sevmesi için de öğretmeni sevmesi gerekiyor. Öğretmeni sevmesi için de öğretmenin öğrenciyi sevmesi gerekiyor. Siz eğer içinizdeki sevgiyle ona yaklaşırsanız o sizi seviyor, dersi de seviyor. Sevdiği zaman da dikkat eksikliği bile olsa, hani aşırı şey değilse, yani ilaç gerekecek derecede değilse, o çocuk sevdiği konuda dikkat, beynin öyle bir özelliği var. Sevdiği konuda akış duygusu deniyor ona. Akış duygusunda saatler geçiyor, bu saatin nasıl geçtiğini anlamıyorsun. O duyguyu yakalayabilen kişiler zaten dikkatini odaklayabiliyor, başarılı oluyorlar. Yani o nedenle o çocuklarla o şeyi teke tek, biri de dikkat eksikliği olan çocuklar, diğer çocuklar grup içinde öğrenirler. Ama dikkat eksikliği olan çocuklar teke tek öğrenebiliyor, birebir. Birebir olduğu zaman başarılı olurlar. Öğrenme modeli farklı oluyor, öğrenme bozukluğu çoğunda onların. Yani o nedenle şeydir, yani birebir sabırla götürmek gerekiyor ve şey, boşa gitmiyor yani. Çocuk sevdiği zaman zaten şeyde hep ileride onu düşünerek birçok dersi başarabiliyor yani. Öğretmen olmak istermez ilkokul çocuklarının çoğu. Niye? Öğretmeni sevdiği için öğretmen olmak isterler. Sevdiği zaman öğretmen de başarısı geliyor arkadan. Evet. Son bir soru da sizden alalım, bitirelim oradan. Tamam. Estağfurullah. Çok mutlu oldum sizin konuşmanızda. Ben hazır okulundan psikoloji öğrencilerimi de getirdim. Öyle mi? Olmalarına rağmen psikoloji ESP klaslar var. English for Specific Purpose. O sınıfı getirdim. Öyle mi? Öyle mi? Ben de hep psikoloji öğrencisi diye biraz mesleki olarak girdim ama. Olsun. Hazırlık. Tamam. Gün geçtikçe şunu fark ediyorum. Herkes her şeyi çok iyi bilmesine rağmen, bütün yani bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu, bütün iyilikleri, bütün güzellikleri herkes bilmesine rağmen, insanlarda sizce hangi duygu negatif olarak gelişti ki? Herkes bir şeyi yaparken benim için önce ne faydası var, oradan bakarak yapmaya çalışıyor. Başkası için değil de benim için nasıl bir fayda getirir? Bu duygunun bu kadar toplumda artmasının sebebi nedir ve bunun anti şeyine tavsiye edersiniz? Çünkü ben Mayo Clinic'in bir yeni bir şeyini okudum. Aslında İngilizce hocasıyım ama çok seviyorum, ilgileniyorum böyle okumakla. Okudum. Diyor ki, make something
good everything for yourself diyor, for the well-being. Yeah. Hani onu da öğrencilerimle de paylaştım sınıfımda, hazırlık okulunda. Gerçekten bunu yaptığınızda well-being'e ulaşabiliyorsunuz diye bir şey okumuştum. Ama insanlar diyor sanki tam tersini yapıyor. Yani çoğunlukla bunu görüyoruz. Yanılıyor muyum bilmiyorum sizin tabii, bu konuda fikrinizi. Tabii tabii. Şimdi şeyde dünyada şu anda bir yaşam felsefesinde değişiklik var. Yaşam felsefesi, insanlık. Yani insanlığın asırlardır gelen bir kültürel aktarımı var. O kültürel aktarımını şu anda kapital sistem değiştiriyor. Şimdi daha önce insan yaşadığı ego ideali olarak bir insana ne verilirdi? Diyelim 50 sene, 100 sene önce ego ideali olarak ne verilirdi? İnsana yaşadığın topluma ne katacaksın ve ailene ne katacaksın, insanlığa ne katacaksın diye ego ideali olarak yüksek idealler verilirdi. Soyut hedefler verilirdi. Ama şu anda kapital sistem bu özellikle rekabetçilik çok teşvik ettiği için tüketim odaklı gidiyor. Tüketimi artırmak doğrudur olarak görüyor. Tüketimi artıran her şey doğrudur oluyor. Bunun bireydeki yansıması da hoşuma giden iyidir, hoşuma gitmeyen kötüdür. Çıkarımı olan iyidir, çıkarımı olmayan kötüdür. Beyinde iyi kötü paradigmasını değiştirdi. Yani daha önce iyi kötü kavramlarını değiştirdi. Ben merkezci yaklaşımları sadece kendi, mesela bunun başlangıcı şimdi değil. Nietzsche'de bile var bu. Mesela Nietzsche ne diyor? Felsefeci biliyorsun. Yani o 1700'lü yıllarda yanılmıyorsam yaşamış. O zaman birçok dönüşümün de temelini oluşturmuş. Yani kapitalizmin teorisyenlerinden denebilir Adam Smith'ten sonra. Yani o şöyle diyor. Mesela yardımlaşma, tevazu, bunlar paylaşma şeydir. İşletme maliyetini artırır. İşletme maliyetini artırır. Bunlar yanlış alışkanlıklardır. Bunlar değiştirilmelidir diyor. Bunlar değiştirmelidir diyor. Yani insan bir toplum kendi çıkarı peşinde koşan bireylerden oluşur diyor. Kendinden çıkarı peşinde koşmalı insan diyor. Yani kendi çıkarı içerisinde konuşur, koşar, güçlü olan kalır, zayıf olan gider. Onun için o meşhur sözü var ya, beni öldürmeyen darbeler beni güçlendirir. Onu derken aslında yaşam mücadeledir gibi bir sosyal darvinizmden aldığı bir tezin sosyal politikalara yansıtması var. Böyle olunca güçlüler yaşasın, zayıflar elensin diyor. Yani zayıflar ölebilir, ölebilir. Yani onun için Amerika'da da var şu anda. Mesela ben şeye gittiğimde, San Francisco'ya gittiğimde Facebook'un koca binası var. Etrafında sokak gece şeye yatıyorlar. Homeless'ler var, evsizler yatıyorlar orada. Aynı anda ikisi de var. Yani gözümle gördüm yani, dolaşıyorlar. Yani insan zarar veririm diye bakıyorsun, git şey, elimde meyve falan var, geçerken bırakıyorsun falan gibi şey yaptık yani. Biz Türk olduğumuz için dayanamıyoruz yani öyle bir şeyde. Yani onun için yani orada bir şey, öyle bir, yani orada da bir insan eğer sigortaya parasını yatıramıyorsa ölsün diyorlar mesela Amerika'da. Obama Care yaptı mesela, Obama değiştirmeye çalıştı. Tekrar onu hemen Trump geldi şey yaptı. Kapitalist sistemi savunduğu için yani zayıflara yardım etmek şeydir. Yani kendini şey yapamayana, böyle sigorta primini ödemeyene yardım etmek zorunda değiliz diye yani tamamen ölüme terk ediliyorlar onlar. Böyle bir kültür var. Amerika'da normal. Avrupa bunu şey, bu kapital sisteme reaksiyon olarak Marksizm çıktığı için Marksizmin bir ciddi bir şeyi, yani işçi sınıfına sahip çıkması nedeniyle Avrupa ciddi bir, biraz Deniz Hocam konusuna da giriyor bu ama yani Avrupa sosyal demokrasi geliştirdi. Sosyal demokrasi geliştirince ve bütün işçi haklarını aldılar, şeyi öyle durdular. Marksizmin yayılmasını sosyolojik olarak öyle durdurdular orada. Fakat şu anda dünya tek kutuplu oldu. Tek kutuplu olunca tek doğru, yani 1990'dan sonra, 90'dan önce hangi dünya görüşünde olursa olsun bir gencin toplum için bir şeyler yapmak vardı bak. Toplum için bir ideolojisi vardı. Toplum için bir şeyler yapmak. Yani hatta bizim zamanımızda böyle
bir ideolojisi olmayan, sosyal bir gruptan olmayan, toplum için bir şeyler yapmayan insanlar futbolcu diye dalga geçilirdi. Şimdi herkes böyle yani daha makbul oldu şu anda. Yani öyle bir şeye girdik. Hatta bu La Fontaine hikayelerini bile değiştirdi. Yani La Fontaine'in şeyi var bir hikaye, hani Ağustos böceğiyle karıncanın hikayesi var ya. Ağustos böceği şey oluyor, kış gelince karıncanın yanına gidiyor. Hani yiyecek isteyecek falan, La Fontaine hikayesine göre diyor ki ya be, kürkleri giymiş, arabasına binmiş. Ya ben Paris'e gidiyorum, bir ihtiyacım var mı diyor. Yani şarkı söyleyenler şu anda diğer şey yer değiştirdi yani. Çünkü değerler değişti. Değerler değiştiği için şu anda o değerlerin değişmesine bağlı olarak da insanların böyle zihinsel hiyerarşileri değişti. Önem ve öncelik hiyerarşisi. Yani şu anda benim çıkarıma olan uygundur, iyidir, olmayan iyi değildir. Hoşuma giden iyidir, iyi değildir diyor. Böyle insanların ortaya çıkması sonucunda şu anda ciddi bir çürüme yaşıyor şey. Yani şu an Avrupa'ya, Amerika, Silikon Vadisi'ni ayakta tutan 1/3 yurt dışından gelenler. Yani yerliler fazla çalışmıyorlar eskisi gibi. Yani benim gözlemim Avrupa'da daha çok o. Saat 5'te kapatıyor şeyini, çalışmıyor. Zorlamıyorlar kendilerini. Konfora alıştılar. Hani bir söz vardır ya, güçlü dönemler zayıf insanları çıkarır. Zayıf dönemler de güçlü insanları çıkarır. Yani şu anda zayıf dönemler güçlü insanları çıkardı. Bir medeniyet parlaması yaşadı Batı. Şimdi güçlü olunca da zayıf insanlar çıkıyor. Zayıf çıkarcı insanlar çıkıyor. Bir müddet sonra çürüme başlayacak. Onun içinden yeni güçlü insanlar çıkacak. Yeni bir şey. Biz onun için burada güçlü insan olmaya yani etik değerleri olanlar ayakta kalacak orta vadede. Onun için ben 21. yüzyıl, yani 20. yüzyıl bilgi çağı ise 21. yüzyıl bilgelik çağı olmak zorunda. Yoksa insanlık biter. Yani öyle olanlar ancak yani toplumda tekrar toplumu bir arada tutan değerler dağılacak çünkü. Yani bu değerlerin dağılma ihtimali var. Yani bu sorunuz şey, yani benim açımdan böyle derinlendirebilirim mesela.